Merhaba, bugün sizinle birkaç anımı paylaşacağım. İlk olarak paylaşmak istediğim anım 2009 yılında Bursaspor ve Galatasaray arasında oynanan maçla alakalı. Bundan yaklaşık 9 yıl kadar önce Ali Sami Yen Stadı'nda yaşadığım bir anı. Yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray maçı 2-1 kazanmıştı. Fakat maç bittikten sonra bazı istenmeyen olaylar yaşanmıştı. Ali Sami Yen Stadı'nı bilenler bilir, ben eski açık tribünde maç izliyordum. Yeni açık, numaralı, kapalı, hepsi dağıldı. Fakat eski açıdan kimse çıkmıyor. Çünkü Bursalar 2 saat boyunca Bursasporlar duruyor statta. Bizimkiler 1 saat geçti neredeyse. Hala çıkan yok. Bir onlar küfrediyor, bir biz küfrediyor. Karşılıklı küfürleşmeler falan derken maç bitti. Biz 1 saat sonra çıktık. Bursalılar orada. Ben de eve gideceğim. Kartal'da oturuyorum. 252 numaralı çift katlı otobüsle eve gitmem gerekiyor. Otobüs gelmiyor. Bir türlü otobüs gelmiyor. İlginç bir şekilde otobüs gelmiyor. En son dayanamadım. Dedim ki yanında da bir arkadaşım var. O da Kozyatan'da oturuyor. Dedim ki arkadaşıma, başkan dedim, o bizim bir Galatasaray'ın taraftar grubundan bir arkadaşım. Başkan dedim, beni tek bırakma dedim. İçimde kötü bir his var. Bugün dedim başıma bir iş gelebilir. Ne yapsak ne etsek dedik. En son 252'nin gelmeyeceğini anladık. Tabii o zaman YTT'nin mobil uygulama falan yok. Bilmiyoruz otobüs gelir gelmez mi bilmiyoruz. Derken biz karar verdik. Kadıköy'e gidip Kadıköy'den ben Dolmuşlu eve gitmeye karar verdim. Kadıköy otobüsü geldi. Otobüse bindik. Aman Allah'ım. Otobüse bindik, en arka koltuğa oturduk. Birden Bursalılar böyle taarruza geçmiş askerler gibi inanılmaz bir şekilde otobüse bindiler. Ben tabii çok korktum. Kendi evimizdeyiz, Galatasaraylıyız. Ali Selmen'de Mecidiyeköy'de maç izliyoruz. Bursalılardan dayak yiyeceğiz. Hani bu tribün ortamında da hani anlatılamayacak bir olay. Ne yapsak ne etsek ben başladım dua etme. Allah'ım dedim sen bizi koru. Ayet-el Kürsi falan okudum. Atkımı falan içime soktum. Fermuar çektim ama orada Bursalı biri görmüş. Yanımıza geldi. Arkadaşa dedim ki hakkını helal et dedim. Biz dedim buradan sağ çıkamayabiliriz. Helal olsun, sen de helal et dedim. Ben de helal hoş olsun dedim. Ondan sonra Bursalı abi geldi. Bize dedi ki kardeşim dedi hiç sıkıntı yok dedi. Maç içinde yaşanan maçta kaldı. Bizim sizinle bir sıkıntımız yok. Bizim sıkıntımız Beşiktaş'ta dedi. Gerçekten bunu dediğinde de haklıymış. Çok şanssız gariban. Bir tane Beşiktaş taraftarı otobüse binmesiyle beraber yemin ediyorum o 50 kişinin onu bir dövmesi. Vallahi böyle bir şey yok. Bize hiçbir şey yapmadılar sonuç olarak. Burnumuz bile kanamadan eve gittik ama o Beşiktaş tarafta aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Atkısını falan aldılar, formasını aldılar. Çocuk böyle çıplak bir şekilde kaldı yolda. İkinci anım, bu çok benim için özel bir anı. Gerçekten yıllar oldu bu anı yaşaladı. Yani bunu da sizinle paylaşmak istedim. Yine ilginçtir. O Galatasaray maçında yanımda olan Galatasaray taraftar grubundan başkan dediğim ama başkan olmayan, lakabı başkan olan arkadaşımla bu sefer yine armanın peşinde düştük yollara. Kartal'dan Maslak'a maça gidelim dedik. Ne maçı? Galatasaray Pınarkaya basketbol maçı. Saat maç 3'te başlıyor. Biz 2.30'da salona vardık. Tam içeri gireceğiz maç 3'te başlayacak diye. Polis bizi içeri almadı. Polis bize dedi ki maçın bitmesine dedi 10 dakika var. Son periyot oynanacak. İçeri giremezsiniz. Dedik memur bey burada bir yanlışlık var. Elimizde bilet var maç 3'te başladı. Siz yanlış bir maç olmasın dedi. Yok dedi. Size dedi haber gelmedi mi? Yok gelmedi. Maç dedi 1'de başladı. Allah Allah. Dedik biz dedik Kartal'dan geliyor. Bana ne dedi? Nereden geliyorsan gel dedi. Derken içeri ben tabii o zaman basketbolda oynadığım için ilgileniyorum biraz sporla. Bir hoca geldi. Koç içeri girdi. Koç çok ilginç. Yücel Platin, biz ona Yücel Platin'i derdik. Yücel Hoca kulakları çınlasın. Oradan geçti. Ben polise tek bir şey dedim. Bak dedim bizi almıyorsun. Yücel Platin hocamı alıyorsun dedim. O dedi hoca dedi. O Akdeniz'in koçu dedi. Yücel Hoca bu lafı duymuş. Alınmış. Yanıma geldi. Çocuklar sorun ne dedi. Hoca dedik memur bey bizi almıyor. Ne almıyor dedi. 10 dakika varmış maçın bitimine. Maç erken başlamış bizi almıyor. Memur bey durdu. Aramıza böyle set çekti. Böyle memura da biraz ateşli bir tartışma içindeydik. Maç almadığı için. Memur bey ama hocam filan der ki yok dedi bu çocuklar benim yeğenim. Bu çocuklar benim yeğenim dedi ve beni aldı. Aldı. Benim yeğenim dedi ve bizi içeri soktu maça. 10 dakika takımımızı destekledik. Bizden sonra bir maç daha vardı. Darüşşafaka. Oyakleno maçı. Yücel Platin Oyakleno'nun koçu. Salona gelmiş. Bizden sonra maçı var Galatasaray'dan sonra. Dedi ki ahde vefa önemlidir. Hocamızı yalnız bırakmayalım. Zaten taraftar yok. Oyakleno'dan kimse gelmemiş bu sene. Koskoca Darüşşafaka'da bir sürü taraftar. Oyakleno tribünde 2 kişi. Ben ve arkadaş. 2 taraftar. Beraber maçı izledik. Yücel Hoca
Maçtan önce biz Yücel Hoca'yı tribüne çağırdık. Yücel pilotin buraya, 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 Yücel Hoca buraya diye bağırdık. Yücel Hoca geldi. Bize böyle bir sarıldı filan, böyle bir forma taktiğinde bunu. Biz de ona atkımızı verdik, Galatasaray atkısı filan. Derken Yücel Hoca da kulağıma eldi, dedi ki sana bir sır verebilir miyim dedi. Şu an bu sır gidiyor. Sır olmaktan çıktı şu an. Verin hocam. Ben de dedi fanatik Galatasaraylıyım. Oo dedim hocam. Sen dedim fanatik Galatasaraylıysan sen artık bizim hocamızsın dedik. Yücel Hoca ile orada bir dostluğumuz başladı. Bir daha görüşmedik tabii ama en azından başlamış oldu.